yanmadığını dehşetle gördü. Bahçeyi dolaştı, bahçe ıssızdı. İşte o zaman kederden sarhoş olmuşçasına çılgın gibi panjurları yumrukladı, sanki panjurun açılmasını ve Cosette'in babasını görmeyi istemişti. Kimseler yoktu. Daha sonra Marius, avaz avaz, Cosette, Cosette diye seslendi. Hiçbir cevap alamadı. Bahçede kimse olmadığı gibi evde sessizdi. İşte o zaman, taş basamakların üzerine çöktü ve Cosette gitmiş olduğuna göre artık ölümden başka çaresinin kalmadığını düşündü. Birden sokaktan gelen bir ses ağaçların altından yansıdı. Monsieur Marius, Monsieur Marius. Hemen doğruldu, ses tekrarlandı. Monsieur Marius, orada mısınız? Evet, Monsieur Marius, dostlarınız sizi Chanvrerie sokağındaki barikatta beklerler. Genç adam birden Eponine'in çatlak ve basık sesini tanımıştı. Hemen parmaklığa koştuğunda genç bir delikanlının gün batımında koşarak uzaklaştığını gördü. İsyan, 1832 yılının yaza giriş aylarında bir süreden beri kolera Paris'i kırıp geçirmekteydi. Başkent bir ihtilali hazır bekliyordu. Büyük Paris patlamak üzere olan bir topa benziyordu, güllerle doldurulan top patlamak için bir kıvılcımı beklemekteydi. Haziran 1832 yılının kıvılcımı General Lamarck'ın ölümü olacaktı. Lamarck adını duyurmuş ve hareketli bir adamdı. İmparatorluk ve Restorasyon devrinde, her iki çağa yakışacak kahramanlıklarda bulunmuş, savaş alanında olduğu kadar, kürsüde de sesini duyurmasını bilmişti. Yürekli olduğu kadar güzel konuşmasını da bilirdi, sözleri bir kılıç gibi deler geçerdi. O, özgürlük tarafını tutardı, geleceğe inandığı için halk tarafından sevilmiş, imparatora güzel hizmet ettiği için millete kendisini saydırmıştı. Paris halkı, Lamarck'ın Pantheon'a gömülmesini istemişti, bütün kentte bir haykırış yükseliyordu. Lamarck Pantheon'a aynı zamanda ölen general için şahane bir ağıtta bulunan Lafayette'yi de alkışlıyorlardı. Birden nasıl olduğunu bilinmeden sanki bir ölüm rüzgarı esmiş gibi bir haykırışlar yükseldi. Dragonlar, dragonlar, dragonların nal seslerini duyan kadınlar korkarak kaçışıyorlardı. Ayaklanmanın nasıl başladığını sonraları kimse hatırlamayacaktı. Daha sonra söylenenlere göre, bir çocuğun bir dragonu hançerlemesi dövüşe yol açmış olacaktı. İşin aslı şu, birden üç el ateş edildi. Birincisi bir süvari yüzbaşısını öldürmüş. İkincisi tam o anda penceresini kapatan sağır bir ihtiyar kadını öldürmüş. Üçüncüsü de bir subayı napoletlerini sıyırarak geçmişti. Bir kadın, henüz çok erken başladı, diye haykırıyordu. Artık fırtınanın kopmasına kimse engel olamazdı. Halk ve askerler dövüşmeye başlamışlardı. Ateş ediliyor, taşlar yağdırılıyordu. Hırs, ihtilali rüzgarın yangını alevlendirdiği gibi alevlendirmişti. Bir saatten daha az bir zamanda sanki yerden bitme gibi 27 barikat birden kurulmuştu. Evlerin kapılarını sürgülüyorlar, önlerine barikatlar yükseltiyorlardı. Kadınlar ve analar, endişeyle etraflarına bakmıyor, kimi oğlunu, kimisi eşini merakla bekliyordu. Birçokları, ihtilal sona erinceye dek dışarı çıkmamıştı. Kimse bunun nasıl sona ereceğini bilemiyordu. İhtilalin kızıl boyasına boyanmıştı Paris. Gavroche bir kafilenin arkasına takılmış ilerliyordu. Bu çetenin başında dostumuz Enjolras, Courfeyrac, Combeferre ve Feuilly bulunuyorlardı. Hepsi de tepeden tırnağa kadar silahlanmışlardı. Bahorel ve Jean Prouvaire de yolda onlara katılmıştı. Enjolras bir av tüfeği, Combeferre bir muhafız karabinası ve kemerinde iki tabanca taşıyordu. Gavroşanlara yaklaşarak nereye gittiklerini sormuştu. Courfeyrac ona yalnız tek bir sözle cevap vermişti: bizimle gel. Peşlerinden öğrenci, artist, işçi ve liman gemicilerinden kurulmuş bir çete daha ilerledi. Birçoklarının bellerinde tabancalar vardı. Aralarında zorlukla ilerleyen çok yaşlı birisi vardı. O silahsızdı. Arkada kalmamak onlara yetişmek için çok güçlük çekiyordu. Gavroche birden onu tanıdı. Bu Mabeuf Baba idi. Yaşlı adamı, Marius aracılığıyla tanıyan Courfeyrac, ona yaklaşmış ve evine dönmesini söylemişti. Adamcağız, bu gençlerin hükümeti devirmek için yürüdüklerini duyunca, her ne pahasına olursa olsun onlara katılmakta ısrar etmişti. Tek kelime söylemeden, onları izlemişti. Birden adımları daha da güçlenmişti, sanki genç işçilerden birinin kendisine uzattığı kolu bir baş işaretiyle reddetmişti. Öğrenciler ona hayran hayran bakarak, babalık amma da zorlu, diyorlardı. Herhalde eski bir ihtilalci olmalı. Küçük Gavroche kafilenin en başında yürüyor ve avaz avaz bir isyan marşını haykırarak söylüyordu. Hep birden Saint-Marie'ye doğru gidiyorlardı. Kafile her adımda daha da kalabalıklaşıyordu.
Bir arabiyet sokağında saçları kırlaşmış haşin ve küstah suratlı bir adam onlara katıldı. Önden ıslık çalıp, şarkı söyleyerek yürüyen gavroş, bu adama dikkat etmedi. Diğerleri aslında onu tanımazlardı. Tam Camcılar Sokağı'ndan geçerlerken Kurfeyrak, unuttuğu kesesini ve şapkasını almaya evine çıktı. Kapıcı kadın, genç bir işçinin kendisini beklediğini söyledi. Tam o anda yüzü çilli, ufacık bir genç işçi karşısında belirdi ve kendisine Marius'u sordu. Kurfeyrak, Marius'un nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Oysa genç işçi, Marius'un akşamleyin dönüp dönmeyeceğini soruyordu. Kurfeyrak bunu bilmediğini ancak kendisinin gece evine dönemeyeceğini ekledi. Genç işçi onun gözlerinin ta içine bakarak sordu. Neden? Çünkü, nereye gidiyorsunuz böyle? Sana ne? Çantanızı taşıyayım mı? Barikata gidiyorum. Sizinle geleyim mi? İstersen, cevabını verdi Kurfeyrak. Sokak herkesin malıdır. Bu sözlerden sonra bir hayli ilerlemiş olan, arkadaşlarına yetişmek için koşarak çıktı. Bir çeyrek saat sonra o cılız işçinin peşlerinden geldiğini fark etti. Bu arada Les G.L. ve Jolly de bir meyhaneye girmişler ve orada arkadaşları Grunter'le karşılaşmışlardı. Grunter durmadan şarap şişelerini devirmekteydi. Les G.L. kendisine sordu. Dostum midende bir delik mi var? Grunter, neden olmasın, cevabını verdi. Senin dirseğin delik ya, Jolly. Baksanıza dostlar, dedi. Duyduğuma göre bizim Marius'a aşık olmuş. Kime? Kim bilir kime? Güzel bir Maria ya da Merlion'a tutulmuş olmalı. Bizim Marius şairler türündendir. Onun ne çeşit aşık olduğunu hayalimde görüyorum. İnan olsun, kızı öpmesini bile unutur. Duyulan, olmayan ruhlar olacaklar bu ikisi. Kim bilir belki de birlikte yıldızlarda yatıyorlardır. Grunter belki dördüncü şişesine başlamıştı ki birden merdivende ayak sesleri duyuldu. Bir sokak, çocuğu Enjolras'dan bir pusula getirmişti. SGL sordu, gidelim mi, Jolly? Hayır, dedi. Yağmur yağıyor. Ateş yağmuruna seve seve giderdim. Ancak yağmurda yürüyüp, nezle olmaya hiç de niyetim yok. Tam o sırada pencerenin önünde duruyordu ki Sendoni sokağından elinde tüfeği Enjolras'ı gördü. Peşinden tabancalı gavroş geliyordu. Föyü kılıcını oynatıyor. Kurfeyrak hançerini sallıyordu. Jean, Prouvaire ve Comfort de dostlarını izliyorlardı. Bu kafileyi yığınla Kadir'i ve erkek izlemekteydi. Chanvrerie sokağı pek geniş sayılmazdı. Birden Les G.L. elini ağzına siper ederek haykırdı. Kurfeyrak, Kurfeyrak. Çağrıyı duyan Kurfeyrak, arkadaşlarını pencerede görünce durdu ve onlara barikat yapmak istediğini haykırdı. Jolly ve Grunter ona burada yerin uygun olduğunu seslendiler. Kurfeyrak, haklısınız dostlar, dedi. Kurfeyrak'ın bir işareti üzerine peşindekilerin hepsi Chanvrerie sokağına girdi. Bir saniye için yol boşalmış kimse geçmez olmuştu. Burası barikat için biçilmiş kaftan sayılırdı. Pencereden sarkan Jolly, hey Kurfeyrak doğrusu bir şemsiye almalıydın, nezle olacaksın, diye haykırdı. Birkaç dakika içinde meyhanenin 20 demir çubuğu kopartılmış kaldırımlardan bir kısmının taşları sökülmüştü. Gavroş ve Bahurl, geçici bir satıcının arabasını yakalayarak ters çevirmişler, Enjors. Mahzenin demir kapağını sökmüş, meyhaneci kadının tüm fıçılarını kaldırıma yığmışlardı. Kurfeyrak ve Lesk'le başlarını çevirdiklerinde yolun yarısında adam boyunda bir barikat yükseliyordu. Bu arada, meyhanede çalışan çirkin hizmetçi kızlar da erkeklere yardım ediyorlardı. Tam o sırada, iki beyaz atın çektiği bir omnibüs sokaktan geçiyordu. SGL koşmuş arabayı durdurmuş yolcuları indirmiş, elini uzatarak hanımlara yardım etmiş ve arabacıyı savdıktan sonra serbest bıraktığı atlan, birer kamçı vurarak uzaklaştırdı. Omnibüsü de yere yatırarak barikatı daha da yükseltmişti. Meyhane sahibi kadın, Madame Hüşlü, şaşkına dönmüş yukarı kata sığınmıştı. Kadın artık kıyamet gününün geldiğine inana rak sızlanıyordu. Jolly kadını yatıştırmak için, şişko ve kırmızı ensesine bir buse kondurarak Grunter'e